Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah Azze ve Celle şafidir. Rabbim bu videoda tüm hastalıklar için hani onlara, tüm hastalıklara şifa niyeti ile şifa salavatı dedik ya. Bir hastalığı olup, bir yakınında hastalık olup da bir ümid ile, Allah'tan beklediği bir şifa ile bu videoyu izleyip burada tavsiye edeceğimiz salavattan, duadan istifade etmek isteyen kardeşlerimizin bedeninde, yakınlarının bedeninde, kim için yani ne ümitle gelmişler ise, neyse o hastalık, Rabbim Şafi ismi şerifiyle o hastalığı izale buyursun. Sağlık haline tebdil eylesin. Eskisinden daha sağlıklı eylesin. Şifaya beylesin diyelim. Allahümme amin. Şifayı veren Allah'tır. Allah'tan başka kimseden şifa beklenmez. Beklersek şirke batarız. Hafazan Allah. Yani başka birinden şifa umarsak şirke girmiş oluruz. Şifayı ancak Allah verir. Dualar, ayetler vesaire, bunlar vesile. Vesile. Bu vesile ne için? Allah'ın hakkımızda şifayı takdir buyurması için. Bizim muradımız bu. Allah'ın bizim için şifa takdir etmesi. Ve şifa ancak Hazreti Allah'tan geliyor Celle Celaluhu. Muhammed İbrahim Hızır Efendi'nin kitabında, Ezkâr el-Amedi isimli kitabında, efendim görmüş olduğumuz bir şifa salavatını sizlerle paylaşmak istedik. Buyuruluyor ki 132 defa bu salavat suya okunur ise, 132 defa bu salavat suya okunur ise ve hasta olan kimseye içirilir ise bu su. İçirilmeye de devam edilirse. Yani bir süre devam etmek lazım. Her zaman yeni okumak lüzum yok. Sudan böyle bir kenarda bekletip o su daha sonra belki çoğaltılabilir yani. Çoğaltılarak da istifade edilebilir. Hasta olan kimseye aralıklarla içirilmeye devam edilir ise o hasta ne olur deniliyor? Şifa bulur deniliyor. Şifa salavatı. O halde ekrana verelim inşallah biz bu şifa salavatını. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu şifa salavatını. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ekranda görüyoruz bu şifa salavatını şu anda. Bunu bir suya 132 defa okuyoruz. Hasta olan kişiye içirmeye devam ediyoruz. İnşallah bu salavatın bereketi ile şifa bulur deniliyor. Biz de buradan inşallah müjdelemiş olalım. Allah cümle hastalara acil şifalar versin. Amin ya Rabbel Alemin.